Hasibe Eren, o doğduğunda takvimler 6 Haziran 1975'i gösteriyordu. Almanya'da yaşayan Türk bir ailenin kızı olarak dünyaya geldi. Aslen Kahramanmaraşlı olsa da Almanya'da doğması ona bambaşka bir pencere açmıştı. Aile büyüklerinin anlattıklarına göre iyi oyunlar kuran, kuzenleri ve kardeşi için kuklalar hazırlayan, sahneler kurup farklı karakterler oynatan bir çocuktu. İçinde hep bir oynama isteği vardı. Hayatında 9 yaşına kadar her şey şahaneydi. Muhteşem okullarda okuyan, harika ortamlarda yaşayan, belgeseller izleyip gezilere götürülen, havuzlu bahçesinde oyunlar oynayan Hasibe, 9 yaşına geldiğinde Almanya'dan Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Ekonomik olarak büyük bir çöküş yaşamışlardı çünkü. Bu öyle bir çöküştü ki en çok istediği şey genç kız kıyafetleri giymekti. Çünkü abisinin kıyafetlerini giyerek büyümek zorundaydı. Türkçe alfabeye bile tam olarak hakim olmayan Hasibe için modern matematikten klasik matematiğe geçiş yapmak, ezbere dayalı eğitim sistemine alışmak, hatta bir örnek giyinmek bile ciddi sıkıntılar yaratmıştı. Ama bu durumu bir sene içinde atlattı. 5. sınıfa giderken Anadolu Lisesi'ne hazırlanan bir çocuğa dönüşmüştü. Yıllar sonra Dayışov'a konuk olmuş ve o günlerle ilgili şunları söylemişti. Küçükken Meryem Uzerli gibi konuşuyordum. Almanya'ya her gittiğimde orayı çok sevdiğimi ve oraya ait hissettiğimi düşünüyorum. Köyüme gitmiş gibi hissediyorum. Bu arada ciddi bir mahalle baskısıyla da karşılaşmıştı. Mahallede oynarken şort giydiği için utanması gerektiğini söyleyen arkadaşlarıyla uğraşıyordu. Büyüdükçe içindeki oynama aşkı da arttı. Harçlığı şehir tiyatroları biletlerine anca yetiyordu. Aslında konservatuar okumak istiyordu ama ailesi buna sıcak bakmadı. O da önce ailesinin gözünde daha geçerli olacak bir bölüme kaydoldu. İstanbul Üniversitesi reklamcılık bölümüne başladı. Ama okula başlar başlamaz tiyatro topluluğunu bulup hemen dahil oldu. Bunlarla da kalmayacaktı elbette. Yine İstanbul Üniversitesi'nde tiyatro eleştirmenliği ve dramaturji bölümünü de bitirecekti. Öğrenciyken Öğrenci Kültür Merkezi Tiyatro Kulübü'nde sahne tozunu yutmayı başardı. O günlerdeki hedeflerini Sabah gazetesine verdiği röportajda şöyle anlatmıştı. Meslek olarak oyunculuk yapabileceğimi hiç hayal edemiyordum. Reklamcılığı bitirince dramaturji bölümüne girdim. Muhtemel çocuklar için drama hocası olur, çocuklarla tiyatro yapar, en fazla gazeteciliğe kayarım diye düşünüyordum. Tiyatro eleştirisi ve kültür sanat yazarım diyordum. Hayatımı bunlardan kazanıp bir şekilde toplulukta oyunculuk yapmaya devam edersem şanslı sayardım kendimi. Gel gör ki mesleğim oldu. Çok şanslıyım. Hasibe Eren şimdilerde duru güzelliğe sahip genç bir kadın ama genç kızlık dönemlerinde kendisiyle ilgili daha farklı şeyler düşünüyordu. Medyafaresi.com'a verdiği röportajda o yıllarla ilgili şunları söylemişti. Gerçekçiyim, biraz da kendine bakmayı bilmek lazım herhalde. O zamanlar kilo sorunu olan, kaşları otoban bir kızdım. Yani erkekler kız olarak değil, kanka olarak seviyorlardı. Durumumla barışıktım. Hoş bir kadın olarak giyinmeyi 25 yaşından sonra öğrendim. Annem çok üzülürdü. Ah benim komünist kızım, lacivert dışında renk bilmez diye. İlk kırmızı bluzumu aldığımda annem evde bayram yaptı. Hasibe Eren 1997 yılında Türk televizyon tarihinin en efsane karakterlerinden biri olan Sıdıka ile çıktı karşımıza. Onu tanır tanımaz çok sevdik. Belki bizim, belki eşimizin, dostumuzun ya da uzak bir akrabamızın yaşadıklarını mizahi bir dille ve muhteşem oyunculuğuyla aktarıyordu ekranlarda. İzlerken hem güldük hem düşündük. Atilla Atalay'ın eserinden televizyona uyarlanan Sıdıka dizisindeki Sıdıka Saka başrolüyle daha ilk andan bizi yeteneğine ikna etmişti. Sonrasında Aşk Meydan Savaşı, Kaymaklı Ekmek Kadayıfı, Oyuncak Fabrikası,
ve Yağmur Zamanı gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Ama yıllar sonra onu yeniden zirveye taşıyan Avrupa Yakası adlı dönemin fenomen dizisi oldu. Komedi deyince akla gelen ilk isimlerden biri olmasında Gülse Birsel'in senaristliğini üstlendiği bu dizide hayat verdiği Makbule karakteri çok etkili olmuştu. Enerjisine, hamaratlığına ve ifadelerine hayran kaldığımız Makbule'ye sezonlar boyu can vererek izleyenleri gülmekten kırıp geçirdi. Daha sonra Usta, Türk Malı ve Kıskanmak gibi yapımlar için kamera karşısına geçti. Ve 2012 yılında yine bir Gülse Birsel projesi olan Yalan Dünya'da kocasından şüphelendiği için evliliğinde gün yüzü göremeyen, biraz görgüsüz ve hayli çok bilmiş Gülistan karakterine hayat vererek bambaşka bir karaktere bürünmüştü Eren. 2018 yılındaysa yine Gülse Birsel'le çalışmış ve Jet Sosyete adlı dizide iki ayrı karaktere hayat vererek yeteneğini bir kez daha gözler önüne sermişti. Son olarak Aile İşi adlı projeyle izleyici karşısına çıktı. Her rolün hakkını verse de yapımcılar riske girmek istemiyor ve Hasibe'yi komediye uygun görüyordu. Aslında tiyatro sahnelerinde dram yeteneğini konuşturabiliyordu ama televizyoncular ona bu fırsatı vermiyordu. Hasibe bu durumdan halen memnun olmasa da bu tabuyu yıktığı bir çalışması olmuştu. Anlat İstanbul filminde küfürbaz, ağzında sigarası, göz altları mosmor bir hayat kadınını canlandırdı. Aslında Babam ve Oğlum, Yağmur Zamanı gibi pek çok yapımda da oyuncu koçu olarak görev yapmıştı. Ama Türk halkı onun güldürmesine alışmıştı bir kere. Dizi ve film çalışmaları dışında aralıksız olarak tiyatroda yapan sanatçı, Yeditepeli Aşk, Rumuz Gonca Gül, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Arzu'nun Onda Dokuzu gibi oyunlarda oynadı. Tam bir ikizler burcu olduğunu ve içinde 100 bin tane farklı kadın olduğunu söyleyen Hasibe Eren, medyafarisi.com'a verdiği röportajda kendini şöyle anlatmıştı. Utangaç, aşırı dışa dönük, ev kadını, gece gezmekten çok hoşlanan, aşırı entelektüel, bir de popüler kültürün dibine vuran Hasibe var. Ben hayatımın her döneminde aynı anda çok iş yaptım ve tek bir işe odaklanamayan biriyim. Tek bir işle mutlu olamıyorum. Usta sanatçı Sabah gazetesine verdiği röportajdaysa kendisinden şöyle bahsetmişti. Hiçbir zaman rahat bir hayatım olmadı. Zor şartlar altında yaşamaya, mesleğimi yapmaya gayret ettim. Hep çok çalıştım. Yakınımda olanlar hep rahat etsin, mutlu hissetsinler isterim. Hayatımda karınca incitmedim. Birine tokat bile atmadım. Ama kadınlara, çocuklara zarar veren birini öldürebilirim mesela. Sosyal olaylara duyarlıyım. Ancak hep birlikte mutlu olabiliriz. Biliyorum, topuklu ayakkabıları giyip gece kulübünde dans da ederim. Babamın Kaz Dağları'ndaki restoranında, müşteri çoksa önlüğü takıp mutfakta mola vermeden tabak tabak yemek de çıkarırım. Deli dürtmüş gibi tek başıma günlerce müze gezdiğim de vaki. Aylak aylak şezlongta bütün gün yattığım da. Ama son dönemde hayatımdaki en güzel şey yeğenim Doğa. Adım adım gelişimine tanıklık etmek mucize gibi. Hepimizin hayatını değiştirdi. İçimde uçurtmalar uçuyor onun kahkahasını duyunca. Hasibe Eren, 2001 yılında reklam ve metin yazarı Togay Kılıçoğlu'yla nikah masasına oturmuş. Ancak bu evlilikte mutluluğu bulamayınca 2007 yılında boşanmıştı. Ayrıca 2008 senesinde bir televizyon kanalında Bir Zamanlar Türkiye adlı programda sunuculuk yaptı. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre uyarlama olan Hakim dizisi kadrosuna Hasibe Eren de katıldı. Dizide kadın mafya lideri Gülbahar'a hayat vermesi beklenen oyuncu, karakteriyle şimdiden merak uyandırdı. Güçlü oyunculuk yetenekleriyle takdir gören Hasibe Eren'in Hakim dizisinin en sert karakterlerinden biri olarak öne çıkacağı söyleniyor. Çekimlerinde kısa süre içinde başlaması bekleniyor. Dizinin ilk fragmanı yayınlanmış ve Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı görüntüler heyecan yaratmıştı. Hakim dizisi yıllarca adaleti sağlayan ve adil kararlar veren bir hakimin oğlu suça karışınca yaşadığı büyük çelişkiyi anlatıyor. Vicdanıyla adalet duygusu arasında kalan babanın yaşadığı trajik olayları bu dizide heyecanla izleyeceğiz. Biz de Hasibe Eren'e yeni projesinde başarılar diliyor, onu daha nice güzel projede izlemeyi umuyoruz.